Merhaba değerli izleyenler, ben Yankı İçöz. Yine Muhabir Anıları bölümüyle karşınızdayız. Geçtiğimiz bölümde Levent Kırca'nın kazasını sizlere anlatmıştık. Bugün yepyeni bir konuğum var. Hakan Fabel Gönül. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk Yankı. Hakan aslında kameramandı. Daha sonradan Hakan muhabir oldu. Şu an İhlas Haber Ajansı'nda çalışıyor. Yani Türkiye'de görmüş olduğunuz, o kanallarda görmüş olduğunuz haberlerin Bursa'dan çıkanların bazıları Hakan'ın elinden çıkıyor. Şimdi Hakan'dan dinleyeceğiz ama öncesinde Hakan kaç sene oldu? Şimdi ben ilk stajla başladım. Staj 2008'de 2009'a da kadroya başladım. İşte yani aynı dönemde başladık Hakan'la. Aynen. 10 yıl oldu. 10-11 yıl oldu yani. Bu kadar süre içerisinde neler yaşadık değil mi? Ya yaşanmışlıklar çok, güzellikleri de var. Bir yandan kötülükleri de var. Yani kötü çektiğimiz olaylar aslında bizim için en iyi olanlardır. Bu meslekte bilirsin. Bir de ben şimdi asayiş muhabiri yapıyorum son 4 yıldır. Yani böyle daha doğrusu nasıl derler? İnsanların acılarından para kazanıyoruz adeta. Hani cinayet oluyor, yangın oluyor, kaza oluyor, patlama oluyor. Sen gidiyorsun, çekiyorsun, ediyorsun filan. Ama tabii ki de insanlar bunu yanlış anlamasın bu dediğimi. Hani bu acılarından para kazanmak söz konusu değil. Çünkü sonuçta bu da benim bir mesleğim. Aynen. Ben de onu çekmek zorundayım. Evet, belirli bir süreden sonra bu işe o kadar çok alışıyorsunuz, adapte oluyorsunuz ki artık size her şey çok normal gelmeye başlıyor. Evet. Onlardan bir tanesi de ölümler, cinayetler size çok normal geliyor. Şu anda arkamızdan bir müzik duyuyor olabilirsiniz. Çünkü bugün 19 Mayıs ve şu an hemen arkamızdaki meydanda bir konser olacak. Biz de orada görevliyiz. Onun öncesinde Duman'ın sound check'i var. Yani aldırış etmeyin. Biz konuşmamıza devam edeceğiz. Hakan, şimdi gelelim olaylara. Başından geçen hiç unutamadığım bir olay vardı. Anne ve kız ilişkisi. Evet. Onu bize anlatır mısın? Şimdi bir akşam gene normal mesai saatim 6'da bitmişti. Fakat polis muhabiri öyle bir şey ki yani telsiz dinlemek hissediyorsun kendini. Zorunda kılıyorsun. Ben evde de akşamları yani telsiz sürekli dinlerim. Cinayetin bir kodu var. Şimdi onu söylemek istemiyorum burada. O kod geçtiğinde ben uykudan yani çok derin bile uyusam yani kalkıp o anonsu duyup gidiyorum. Çünkü neden? Cinayet anonsu. Bir akşam da gene öyleydi. İşten çıkmıştım. Yorgundum. Saat gece 11-11.30 civarıydı. Çok da yorgundum, uyuyordum. Sonra işte o kot geçti. Şu kot da yakındı bizim oturduğum semte. Ben de Namazgat'ta oturuyorum. Oraya yakındı. Kalktım gittim. Komşuları yaklaşık 3 aydır, 1 aydır yani pardon, yaklaşık 1 aydır yaşlı kadın ve kızından haber alamıyormuş. İhbar bunun üzerine geldi polise. Polis de bunun hani içeride yaşlı olduğu için öldüğünü düşündü. O şekilde oldu. Daha sonra gittik işte gene her zaman gibi polis mağabeyleri polislerden önce gittiği için olaylara ambulanstan önce gene biz ilk gittik. Tabi orada araç içine soteye yattık mahalleli aşağıda yanlış anlaşılmasın diye. O sırada polis geldi kapıyı açmaya çalıştılar kapı açılmadı bir yarım saat kadar polis kapıyı bilen çaldı açan olmadı. Ondan sonrasında Servet abim vardı hiç unutmuyorum ekiplerde o en son kapıyı zorladı gene açamadı biraz da boyu kısaydı onu yetmemişti. En son dedi ki omuz atalım. Benden rica etti omuz attık. Bilen gene açamadık. En sonu çilingir çağırdık. Evin içinde elektrik yok. Yani sürekli bu damlama bilirsiniz. Musluktan damla evet, sularını şıp şıp şıp. O şekilde sular damlıyordu. Bir korku filmi gibi zaten. Millet sustu. Merakla bekliyor içeride. Dışarıda kalabalık dışarıda bekliyor. Yani. Ya biz içeri giriyoruz ışık yok mesela. Polis önden girdi. Biz arkasından kayıttayım ben. İçeride ışık yok. Yavaş yavaş el fenerleriyle gidiyoruz çilingir kapıyı açtıktan sonra. İçeride bir kapı daha çıktı karşımıza. Tahta kapı. Fakat kapı bu tarafa doğru açıldığı için kırma şansımız yok kapıyı. Yani mecbur çilingir gene onu da açmak zorunda ki geriye doğru açılsın. Neyse bir yarım saatlik uğraş sonucu o kapıyı da açtık. O karanlıktan elinde bıçakla yani bildiğimiz ekmek bıçağıyla bir kadın çıktı. Koşarak üstümüze doğru geldi. Biz de refleksle bittirdik kadını duvara doğru. Sevgili izleyenler düşünebiliyor musunuz bakın nasıl bir ortamda çalışılıyor yani. Yani tabii. Gerçekten şimdi burada çok rahat anlatıyorum ama. Adliye muhabirliği gerçekten çok zor bir branştır. Yani politika evet. Muhabirliğinden daha zordur. Neyle karşılaşacağınız belli değil. Yani o bıçağın bana girme şansı da olabilir. Yani o girebilirdi de bana. Direkt çünkü benim üzerime doğru geldi. Ben de o anki refleksle korkuyla zaten ittirdim kadını. Hani şunu diyenler olabilir. Neden polis önden gitmedi de sen de gittin diyenler olabilir. Öyle bir ortam oluyor ki. Yani o polisin de bir güvenceye ihtiyacı oluyor. Çünkü tabii polis de oraya ilk gittiğinde bir ekip gidiyor. Hani tabii. Birkaç ekip birden gitmiyor. O yüzden aslında bu bir dayanışma mesleği. Polis gazeteciyle dayanışma içinde olur. Gazeteci polisle dayanışma içinde olur. Sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri. Evet, aslında hepimiz bir ortamda çalışırız. Yani mesai sonrasında da zaten hepimiz arkadaşız. Gideriz bir yerlere otururuz. Asıl bomba bundan sonra geliyor. Senin de dediğin gibi. Yani dayanışma içinde geçen bir meslek olduğu için o akşam da işte kadını ben o refleksle fırlattığım zaman yere bayılıp düştü. Sonrasında
dedi ki kendine gel hemen, zaten anladık bir anda kadının aklı dengesi bozukmuş yani, öyle anladı konuşmaya başlayınca. Sonra dedi ki annem içeride, rahatsız etmeyin, daha yeni yattı, ilaçlarını içirdim, suyunu verdim dedi, yatıyor şimdi, uyuyor dedi. Kapıyı çaldığınız için korktum, ben de açmadım dedi. Çok da akıllı konuşuyordu aslında, aklı dengesi bozuk olmasına rağmen. Simasında da bir şey yok. Simasında da bir şey yok. Her neyse, her şey çok gayet normal dedik, hani doğaldır, hani korkmuştur, açmamıştır kapıyı. Fakat içeri girdik, polis fenerleri var, yüksek çözünürlük, yani yüksek ışık veren, ışık veren kalitede. Onu bir yaktık, çekyatın üzerinde uzanmış, ne kadar diyeyim yani, zaten kadın teyzemiz rahmetli 85-90 yaşlarına şu kadar boyu vardı çekyatın üzerinde. Etleri akmış zaten, çekyatın derisine yapışmış. Bir bütünleşmiş deriyle çekyatla birlikte. Sadece iskeleti var böyle, omurga, bütün omurgası duruyor. Tabii biz bir şok olduk başlangıçta ama onun öncesinde bu zamana kadar biz çok ceset, eks gördüğümüz için hani bize çok gayet doğal olarak bir soruyoruz işte. Diyoruz anne ne zaman uyudu falan demeye başladık biz böyle. O anki psikolojide çok ağır bir koku var içeride. Çünkü insanın ceset kokusu o kadar çürümüş ağır bir kötü kokudur ki yani etkiliyor, ne de ister istemez etkiliyor seni. Boğazından çıkmıyor koku. Tabii ki de. Ondan sonra dedik ki anneni nasıl uyuttun, hani ne ilacı verdin dediler. Dedi bak gösterebilirim dedi. Gitti bir daha. İlaç veriyor şimdi annesine. Buradan atıyor ilacı. Kemikler, et yok. Kemikler. Bütün organlar çürümüş. Atıyor buraya ilacı. Tak diye buradan düşüyor kemiklerden. Suyu çürüyor bile. Diyor annemi daha yeni uyuttum diyor. Bu şekilde tam 1,5 ay annesiyle yaşamış aynı ev içerisinde. 1,5 ay. Sonra evin içerisine baktık. Hani dedik cinayetmiş acaba, kendi mi öldürdü diye. Dolapta dedi yemeğim var dedi. Karnınız aç mı dedi. Pardon bu sırada. Bilmem yeriz dedik biz de, hani bakalım ne çıkacak, merak ettik çünkü. Sonra buzdolabını açtı, tencerenin içinde toprak, taşla dolu içinde. Dolabı koymuş, dedi fasulye yaptım daha yeni, yer misiniz falan dedi. Peki bir ay boyunca içerisinde nasıl yaşamış orada? Büyük ihtimalle yemek de yok evde, alışveriş arada çıkıp bir çıkıyormuş dışarı fakat kimseyi hissettirmemiş. Kimseyi de eve sokmuyormuş zaten, elinde bıçakla hep geziyormuş. Evden kokular da gelmemiş herhalde. Evden kokular da gelmemiş çünkü arka balkon camını açıp sürekli havalandırdığı için. Bir de sürekli su döküyor, yıkıyor onu, yıkamış yani neler yapmış. Yaşayan bir kadın gibi yani, iskeletle bildiğiniz 1,5 ay yani yaşamış. Her türlü bakımını yapmış. Ondan sonra bize taş, tencere içine taş getirdi böyle. Bilen yemek yer misin? Bilen musluklar akıyor, açık çeşmeler, umurunda değil, evin içi su doluydu zaten. Örümcek ağları, örümcekler evin içinde. Yani öyle bir şeydi o akşam. Ondan sonrasında zaten ben çıktım, o haberi çektiğimizde tabii o haber. Yani her çıkmayan yer kalmamıştı, evet, o habere. Bütün girdi. Dünyada, dünya basına bile yer almıştı o. Çünkü bu gerçekten dehşet verici bir durum. Kolay bir şey değil. Hani böyle bir, bu şey cinayet değil. Olsaydı tabii daha çok ses alırdı. Daha çok yankı uyandırırdı. Ama normal bir ölüm, hani akıl dengesi bozuk bir insan. Tabii o kadar yer etmese de gene birçok yerde yer almıştı bu haber. Yani bu da benim hayatımda çektiğim belki de en ürkütücü bir haberdi. Evet, sonra hiç rüyalarına falan girmedi değil mi? Sonrasında bazen şey oldum, en son ondan sonra bir iki hafta sonra babaannem vefat etti. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim, dostlar sağ olsun. Ondan sonra babaannem vefatında ben üzülemedim. Çünkü psikolojim o kadar kaymış ki benim, yani psikolojim o kadar duygum, sanki o akşamın bütün duyularımı, o vicdanımı, her şeyimi söküp almışlar benden. O iskeletle birlikte o da gitti yani. Ondan sonra dediler ki gazeteye kim bir şey yapacak, mezara kim koyacak babaanneye de. Dedim ben koyarım ya dedim, resmen böyle rahat rahat tavırlarla gittim. Dedim ben gelirim yani, bir şey yok. Mezara girdim falan. Ondan sonra şimdi bütün sülalede bütün her şeyi, tabii Allah herkesin uzun ömürler versin ama çok kötü bir durum. Şimdi bir şey olduğu zaman, cenaze olduğu zaman herkes beni çağırıyor. Mezara ben giriyorum mesela, başından ben koyuyorum mezara. Erkekse gasilhaneye gidiyorum, yıkamaya falan giriyorum. Yani böyle bir ruh halindeyim. Fakat şöyle de bir durum var. İnsan sevdiklerine dayanamıyormuş. Bunu da en son nişanlım, bu arada ya, Temmuz'da da düğünüm var. Nişanlım, şu anda nişanlıyım. Onun bir ara ufacık bir parmak, bıçak şurasını, parmağını kesmişti. O acı beni öyle bir şey yapmış ki tekrardan o duyguların olduğunu hissettim. Şimdi artık mantıksal olarak duyguları bir kenara bıraktım. Mantıksal olarak diyorum ki hani burası iş, burası hayat. Çünkü bunu ayırt edemezsem ben de yani büyük ihtimalle bir seri katile, bir cinayete, bir şeye bağlayabilirim deme yani psikolojiye. Deme öyle, öyle gidebilir. Olmuyor. Ama öyle. Şimdi gayet olmuyor, her şey olmuyor, yolunda. Düğün yapacağım. Biz de yaptık oğlum. Olmuyor kadar. Başka. Ama durum. Başka. Hemen konuyu değiştirelim çünkü süremizin de sonuna bir geliyoruz. Konumuz daha bir var. Konuyu daha bir anlatalım. Bir konuyu çok hızlı anlatayım ben onu. Çünkü bir konu aslında kısa değil. Çok uzun bir konu ama anlatmaya gerek yok. Yani övmek istemiyorum. Çünkü daha isim vermeden anlattı. Evet, isim de vermek istemiyorum. Bir eleman vardı işte, yaklaşık 3 aydır polisten kaçıyordu. Bu gece günü sürekli bunu kovalıyor. Sürekli anonslardı ama bir türlü yakalanmadı 3 ay boyunca. Tabii bu kaçarken iki polisi yaralı silahla, bir jandarma erini yaraladı.
işi de ya. Bildiğimiz şimdiki diziler var ya, yani onlar gibi çatı tepelerinde bunun elemanları falan var böyle, uyuşturucu kaçırıyorlar. Silah, araba alıp kaçırıyor. GTA Vice oyunu gibiydi ya. Adam araba alıyor, arabayı bırakıyor, onu biniyor, onu alıyor. Sonra yok bilmem ne, daha evindeki çiftlikten çıkıyor. Sonra bir bakıyorsun şehir merkezinde soygun kaçıyor polisten. Falan, soygun yapıyor. Aynı gün birini bıçaklıyor falan. En sonunda gene evdeyim. Ben de tam yatmaya meyilliyim. Ben bir türlü yatamıyorum zaten. Bir daha da yatmama kararı aldım onun için. Oğlum, 3'e kadar yatmıyorum. Ne yapıyorsun? Telsiz açık mı başında? Telsiz hep açık. Aman dikkat et ya. Onu kapatırsam benim hayatım biter. Zaten o ayrı bir psikoloji. Müdürün de zaten bitirir hayatını. En başta müdürüm bitirir. Müdürü bitirir hayatını. Bu işlerde çünkü sıkıntı. Polis adliye bu mesleğin biliyorsun. Bir de ajansla çalıştığı için Türkiye'de 3 tane ajans var. Hepsi birbiriyle rekabet halinde. Biri aynen görüntü kaçırsa diğerinin müdürü savunma, direkt savunma. O yüzden hiç gerek yok savunma. Sonra için, ondan sonra işte gene yatıyorum bir akşam. Tak diye bir anons geldi. Araba yatağından bu aracı gördüler, kaçtı aracı. Polis peşine takıldı. Ben de o sırada hemen pantolonumu bilen giydim. Pantolon zaten yatağın ucunda duruyor, bayramlık yolda gibi. Yolda giderken giyiyor pantolonu. Pantolonumu bilen tişörtümü merdivende giydim. Arabanın anahtarını unutmuşum. Annemi kaldırdım gecenin saat 3'ü. Dedim anahtarı at. Anahtarı bindim arabaya, çalıştırdım. Araba yatağından onlar Gürsu'ya girdiler. Yaklaşık bir 5 dakika ben namazgâhtan evden çıktım. Gürsu'ya 7,5 dakikada gittim. Arası 5 kilometre. Aynen yani öyle. Araba yatağı Gürsu 5 kilometre, namazgâh Gürsu 10-15 kilometre. Ben 7,5 dakika sonra Gürsu'da. Ben gittiğimde zaten şahıs etkisi hale getirilmişti orada bilen polislerle. Oraya gittim. İşte o da benim için bir mutlu bir haberdi aslında. Çünkü çok yormuştu. 3 aydır her gün koşturuyor peşinde. Yani yakalandığında plan proje yoktu. Tabii ki de. Tamam, yemek yiyeceksin, bu geliyor. Ramazan topu gibi yani, adam şak diye nereden çıkacağı belli olmuyor. Onun için en çok ona sevinmiştim. Bu da güzel bir anımdı benim. Hakan, nasıl güzel meslek ama değil mi? Ya meslek güzel, tavsiye etmiyorum çünkü evet, yapılacak yani bir meslek değil, artık değil. Artık çünkü ya biz de artık bölümde de konuşmuştuk Raif abiyle de artık gerçekten ya şimdi ben buradan girip başka bir şey yapamam çünkü bu işin psikolojisi, rahatlığı aynen çok ayrı bir şey. O mürekkep ama zorluğu da var. Kokusunu aldınız mı, bırakamıyorsunuz. Tabii bir de alaylı olmak yani, hiçbir zaman ben üniversite öğrencileri mezun olunca mesela bu meslekten mezun olanlar var mesela tavsiye ben etmiyorum. Çünkü olmuyor, hiç denemeyin, boşuna yormayın kendinizi. Onun yerine gidin limon satın, çok güzel bir söz. Şey nasıl, ben de düşünüyorum Fatih yani. Fatih abinin eşi vardı bir haber ajansında, Fatih abimiz vardı, 45 yaşına geldi. Eşi diyormuş ki her Kurban Bayramı'nda, ya Fatih 45 yaşına geldin hala kaçan danayık oğlusun. Yani aynen ya öyle, o hesap. Aynen öyle. O yüzden çünkü ilişkiniz de çok zor oluyor. Ben 30 yaşımda artık evlenmeye girdim, siz düşün yani, bulamıyorsun. Çünkü anlatamıyorsun aynen kimseye. 25 konsere yaşından gidiyorsun itibaren tabii evi düzmüştü, her şeyi hazırdı ama kızı bulamıyordu. Bir tek artık onu da buldu. Şimdi evleniyor. Hakan teşekkürler. Rica ederim. Şimdi sen canlı yayına, ben sahneye, sunuma. Devam. Görüşürüz. Mesai şimdi başlıyor. Görüşürüz.